İsyanımız var ama yeri geldiğinde neşemizde. Topuk seslerimiz sokaklarda, kahkaha seslerimiz meyhanelerde yankılanır. Bazen de içli içli dertleşiriz bir kadeh eşliğinde. Fısıltılarımız da çığlığa döner gerekirse. Bazen de sayfalara dökülür işte. Varız, buradayız, yazarız, söyleriz, severiz. Elimiz kalemde tutar, kadehte. Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Elim Kalem de Tutar, Kadeh de adlı podcast serimize hoş geldiniz. Bu seride niyetim size genç kadın yazarlarımızı tanıtmak. 21. yüzyılın sesi onlar ya da 80 kuşağı diyelim. Edebiyatla ilgili olan dostlar birçoğunun adını duymuş, en az bir kitabını okumuştur diye tahmin ediyorum. Ama bu yetenekli hanımları daha yakından tanımak güzel olur diye düşündüm. Sadece kendi alanında üretmekle kalmayan, kültür hayatımıza da katkıda bulunan, hayatı birlikte kutladığımız, bazen de dertlerimize ortak ettiğimiz sevgili MeydiaCo ekibi de konu edebiyatsa biz de varız dedi. Böylece sohbetlerimiz başladı. Hadi gelin siz de katılın bu tatlı edebiyat muhabbetlerine. Yazar Melisa Kesmesin en büyük ateşleyicisi nedir? Hmm. en büyük ateşleyicisi sanırım bunaltı. Yani bunaltıdan hep yazarak çıkıyorum. Mutluluk, sevinç gibi şeyler bende hiç çalışmaz. Durur yani yazma işi sona yarar. <laughs> bunaltının içinden yazarak çıktığım için de genelde böyle bir çözüme yönelik sanırım hikayeler üretiyorum. Bir şekilde o en son bir şeyleri bağlayarak işin içinden çıkmak hoşuma gidiyor. <laughs> Baştan başlayalım. İlk öykünü yazdığında kaç yaşındaydın? Yani aslında yazdığım şeyler öykü müydü emin değilim ama galiba 25'lerde 26'larda falan yazdığım şeyler öyküye benziyordu Hı -hı. diyebilirim artık. Daha önce çocukken de yazmaya meraklı mıydın? Benim hep defterlerim vardı. Bunu hep anlatıyorum. Yani bir kalem kağıt ilişkim hep vardı çok küçüklükten beri ve. O defterlerin içinde işte bazen günlükler, Hı -hı. bazen mektuplar vesaire birikiyordu. Ve yazma alışkanlığım hep böyle bir vardı yani. O yazı çizi işleri hayatımın hep içindeydi çok küçüklükten beri. Birilerine okur muydun? Ya da okutur muydun? Eee, galiba okumazdım ya. Biraz utangaç bir çocuktum ben. Pek de böyle eski ailelerde o kadar çocuk neyle uğraşıyor, bakalım <laughs> inceleyelim gibi değil. Daha hani kendi kendine halının köşesinde, masanın köşesinde bir şeyler yapıyordum. Ama böyle mektup yazma alışkanlığım vardı anneme falan yazıp böyle küçük küçük katlayıp onları veriyordum ama hani onlar basit notlardı Hı -hı. daha çok. Hı -hı. Peki seni öyküye çeken neydi hatırlıyor musun? Biraz sanırım gündelik hayatı not aldığım bir anım oldu benim. Yani tam olarak yılını hatırlamıyorum ama bir blog açtım internette. Hı, hı. E, o gündelik hayat notları bir süre sonra benim biraz böyle uydurma... ...dünyalarıma dönüşmeye başladı. Biraz edebiyat yapmaya çalışır oldum. Daha güzel anlatmaya çalıştım belki o günü. Sonra birileri okudukça dışarıya kapalı bir bloktu. Ama birilerini açıp gösterdikçe... ...onlar yazdığım şeylerin öykü olduğunu söylediler bana. Aslında hiç oturayım da öykü yazayım gibi bir hevesim olmadı galiba. Yazma yazma dönüp dolaşıp galiba o ilk öykü şeyine dönüştü... ...benim hayatımdaki varyasyonlarına. Hı hı. Yayınlatma macerası yani kitaba dönüşme macerası. Hı hı cerası nasıl oldu blogdan. Ee, onda da ben hem arkadaş çevrem hem de birazcık da çalışma hayatım sebebiyle bu yayıncılık dünyasının hep içindeydim. Yazarlarla röportajlarım oluyordu. işte Radikale yazdığım yazılar vardı. Hı -hı. Sabit fikir vardı falan. Aslında bu galiba hiç benim hevesim de olmadı ama bir şekilde o metinler bir araya gelip bir dosyaya dönüştü ve yine tanıdıklar aracılığıyla birilerini okuttum ben onları nasıl işte iyi mi kötü mü ama hiçbir yerde olumlu yanıt almadım çünkü aslında ilk o ilk dosyayı şimdi hatırlıyorum bir yerlerde de duruyordur onun çıktısı çok fakirmiş yani zaten de o kadar da basılamazmış ya bir editör katkısı gerekiyordu Hı -hı. ya her şeyin bir daha bir daha yazılması gerekiyordu ama sonradan daha oturup çalıştığımda ikinci üçüncü dosyam şeye gitti İrfan Sancı'ya Hı -hı. onunla Twitter'dan bir dostluğumuz vardı o da böyle Hani şey gibi mention yaparak birbirimize. Sonra sel yayıncılık niye olmasın dedim. İrfan Bey okurum ben seve seve dedi. Ve okudu. Tamam dedi biz bunu çok sevdik basalım. Tabii ki çok hızlı oldu benim için. Yani hani o kadar olumlu bir yanıt beklemiyordum. Böyle gelişti. İlk olarak orada başladı hikaye. Hı hı. Atları bağlayın. Evet. <gülüyor> evet <gülüyor> ya. <gülüyor> o isim nasıl geldi peki? Ya o benim... Böyle bio yazarız ya bir yerlere. İşte evet. o zaman WhatsApp yoktu ama işte galiba Twitter'da bir bio satırı vardı. Facebook'ta galiba bir yerlere bir şeyler yazıyorduk. Hmm. Oraya not aldığım bir şey de o benim. Çok da severim. Yıllardır da hem komik bulurum hem de bir sürü şey anlatır benim için. Aslında kitapta onunla ilgili de bir öykü yok. Yok, evet, evet. Ama böyle bir, küçük bir sonraki kitapta mı atları bağlamak? Bir ele evet göre bir gönderme <laughs> var, minik bir gönderme. Yani ona bir böyle kafasına o öykülerin şapka bir gibi takmış oldum galiba hmm. o şeyi, başlığı. Hmm. Zaten başlıkları biraz öyle yapıyorsun galiba, evet, değil mi? Evet, yani içeriden bir şeyin başlığını değil de daha böyle toplama. Bir tek Nohut o da biraz tematik bir evet. kitap oldu. Daha Öyküler aynı konular üzerinde ilerlediler. Onun da ne koysak ne koysak diye çok çok düşündük yani. Hani hepsini kapsasın, işte biraz fikir versin kitaba dair diye. Sonra o fikir ortaya çıktı. Hı -hı. O bir tek biraz çalışılmış o açıdan bir başlık. Biz senin öykü anlayışının nereden nereye geldiğini takip ediyoruz tabii okurlar olarak. Değişmeyen unsurlar var. Hı hı. Değişmeyen unsurların en başında bence biraz ben anlatıcı ağırlığı geliyor. Hı hı. Neredeyse hepsi hepsi ben anlatıcı evet, değil evet, mi? Evet, ee, evet doğru. Neden hı hı. ben anlatıcıyı yeğliyorsun? Acaba bu hani biraz önce başlangıç hikayeni anlattın. Oradan kaynaklanan bir hı hı. şey mi? Özellikle mi seçiyorsun? Hı hı. Sebebi ne? E, muhakkak benim el alışkanlığımla da ilgili bir şey. Hı. Yani ben öyle yazmaya başladım. Ve o alan içinde kaldım başka bir şey de denemek henüz aklıma gelmedi ama istiyorum yani biraz dışına çıkmak. Ama birinci teki şahısta anlattığımda o karakterin yerine koyuyorum kendim ve o, o şeyi yaşamak çok hoşuma gidiyor yazar olarak. Hı -hı. Yani o kadının kafasına girmek, neyse o adamın kafasına girmek, oradan düşünmek. Bazen şey deniyorum. Bir önceki kitabımda onu denedim. Bütün şeyleri değiştirdim. Zamirleri diyeyim. Hmm. Ama tam istediğim şey olmadı. Tekrar geri döndüm. O yüzden belki baştan yazmaya niyet edip üçüncü teki şahıslarla çalışmak istiyorum. Biraz da galiba cesaret de etmem gerekiyor böyle bir şey. Çünkü yeni bir şey deniyor olacağım. Ya başaramazsam ya tam istediğim gibi olmazsa gibi de bir tarafı var. Ama evet öyle bir yatkınlığım var galiba. <laughs> evet belki de yani başaramamak değil de bir alışkanlık olabilir. <laughs> ee, böyle içine sen kendin böyle içine daha çok evet, giriyorsun belki evet. de hikaye. Yani evet o bir tercih ama aynı zamanda da rahatlık yani bir tekniği denemeden kendimi daha rahat ifade edebildiğim bir yazma biçimi. <laughs> Şöyle okurlardan şöyle bir soru alıyor musun? Yani bu karakterler arasındaki akrabalığı daha çok sorguluyorlar mı? Hı -hı. Ben anlatıcının da buna sebep olması ihtimali var çünkü. Hı -hı. Yani bunlar aynı kadınlar mı? Hı -hı. Bunların birbirleriyle bir akrabalığı Hı -hı. var mı? Ya da bazen şey bile sorabilirler. Bu sen misin? Çok, evet. Değil mi? Çok geliyordur çok herhalde var. böyle bir soru. Yani şey soran bile oldu. Bu yazdıklarınızın yüzde kaçı sizsiniz? hani? <laughs> yüzde isteyen oldu. <laughs> 72,5 <laughs> <laughs> falan evet. Yani yani hepsi aslında evet aynı dünyanın insanları birbirine benzeyen, aynı mahallelerde yaşayan, aşağı yukarı, aynı şehirlerde yaşayan, benzer çatışmalar içerisinde bunalan insanlar. Yine hani benim galiba iyi bildiğim bir dünya olduğu için orası kurcalamayı da daha cesaret edebildiğim, daha rahat ettiğim yazarken Hatta geçen kiminle konuşuyordum. Hiç kötü karakter yazamıyorum dedim. Yani var kötü anneler var, kötü babalar var. Kötüden kastım daha hani nasıl diyeyim? Olmaması. Bile isteye kötü. Evet. Değil mi? Ama hani Kötülük onlar... yapabiliyoruz evet. insan istemeden bilinçsizce birine evet. de. Hani bile isteye kötü. Evet, evet ama onlara da kıyamıyorum. Yani böyle onları da anlamaya çalışıyor Tam diğer taraf. Tam onu soracaktım. Evet. Şefkatli bir anlatıcı olduğunu söyleyebiliriz evet, herhalde. Karakterlerine karşı bir şefkat duyuyormuşsun gibi hissettiriyorsun. Evet, evet. Yani kesinlikle böyle bir sanki hepsi benim çocuğummuşçasına. <laughs> tamam sana da o kadar kızmıyoruz aslında. Tamam sen de onu yaptın ama işte biliyorum niye yaptığını gibi böyle bir psikolojik bir ortamın da bekçiliğini yapıyorum aslında sanki. Yine bu da benim kendi kendime kurduğum bir sınır aslında. Belki o da aşılabilir. Hı hı. O konfor alanı dediğimiz yer. O onu, hani onun içinde hareket etmek bana belki kolay geliyor. Onu aşsam belki başka bir şey yazmayı öğreneceğim. Ama şimdilik yani evet o kadınları, o adamları seviyorum düşünmeyi, onların dünyasında bir şeyler uydurmayı vesaire. Yine dikkatimi çeken şeylerden biri e, dört kitapta da bu böyle hikayeyi anlatıyorsun hı hı. sanki usul usul anlatıyorsun bize bağırmıyorsun <laughs> bir şeye vurgu yapmıyorsun hikaye ya da anlatıcı kim olursa olsun aforizmalar da söylemiyorsun aforizmalar da yok ama altı çizilecek cümleler var <laughs> bu usul usul. Üslubuna ben gerçekten bayılıyorum. Yo, teşekkür İtiraf ederim. İtiraf edeyim. Ne kadar <laughs> Biraz bu üsluptan söz edelim istiyorum. Sonra da bu kurguyu çatmaktan, çatıyı çatmaktan da biraz konuşalım. Nasıl başlıyor sende bir hikaye? Nasıl evriliyor? Nasıl o kurgu yerine tam yerleşiyor? Aslında o usul usulluk biraz sanırım... Benim yani yazar olarak da, Melisa olarak da, hayata bakış açımla da alakalı Hı -hı. çok böyle koşturmacalı daha işte bas bas bağıran hiçbir şey sevmiyorum hayatta da ve bir şeyin sessiz olması bana daha güçlü geliyor açıkçası daha kulak vermeye değer geliyor bir okurken de bir şey seyrederken de propagandadan hiç hoşlanmıyorum. Aforizmaları severim aslında ama hani onları da böyle yığmayı sevmiyorum. Yine de böyle bir hayatı özetleyen cümlelerim var evet. Onları konuştururken <laughs> Seviyorum o böyle akıllı akıl laflar etmeyi <laughs> bilmiş bilmiş e, ama genelde bir duygunun peşine çıkıyorum ben galiba bir hikayeyi yazarken. Yani işte atıyorum bir mesela bir annenin çocuğuna küskünlüğü hmm. üstünden ne yapabilirim? Çünkü o duygu bana kendini yazdırmak mı istiyor ya da orayı kurcalamak mı istiyorum? Bir ev hayal ediyorum bazen bir sokak, bir kadın, o kadının saçı, gözü. Onlar böyle yavaş yavaş kafamda bir araya gelmeye başlıyor. Bir de defterim var hep. Bazen o telefonun not defteri oluyor. Küçük küçük işte ha evet bak böyle bir şey olabilir, şöyle olabilir falan. O paramparça bir halde oluyor ilk başta. Sonra ben onları bir araya getirmeye Hı -hı. başlıyorum. Yazarak örüyor gibiyim. Genelde yazarlar şey çalışabiliyorlar. Bir şeyi bir daha yazmak, bir daha yazmak, bir daha yazmak. Bence çok iyi bir yöntem. Ama ben o kadar bir daha bir daha yazabilen birisi değilim. İkiden, üçten sonra hem yazdığım şeye çok sıkılıyorum, hem küsüyorum, hmm. hem çok teknik bir şeye dönüşüyor benim için. Daha böyle... Duyguyu kaybetmeye başlıyor evet, insan yani, herhalde değil mi? E, i̇yi bir şey yapmaya çalışıyorum. Hmm. Halbuki iyi bir şey yapmak gibi bir hedefim yok. Tam tersine bir şey var, onu anlatmaya çalışıyorum. Hmm. İyi bir metin çıkarmaktan ziyade. O işi biraz editöre yüklemek daha çok hoşuma gidiyor. Yani sanki hani o benim arkamı toplasın gibi değil de ben bir konu üzerine çalışırken mutlaka bir şeyler atlıyorum ve es geçiyorum. O bir Türkçe'de bir problem olabilir, Hı -hı. bir karakterin hayatıyla ilgili bir bilgi olabilir vesaire. Dolayısıyla benim için her şey o parçaları bir araya getirip birkaç defa o metnin içerisinde taşıyarak, ederek, sonra bir onu bırakarak, sonra bir geri dönerek o şekilde sonuçlanıyor. Genelde böyle. Yıllar içinde kurguya daha çok önem vermeye başladığını düşünebilir miyiz? Yo evet biraz şeyim hikaye yazmayı ben yazarak öğrendiğimi düşünüyorum. Hmm. Yani mesela ilk kitaplar hep biraz kusurludur biraz keşke başka türlü yazılsa gibi düşünülür. Yani Atlar benim utandığım bir kitap değil ama... Bir çok da ilgi gördü çıktığı evet, ilk günden itibaren evet, üstelik ama de. Evet ama mesela şimdi yazsak kim bilir. ...nasıl yazardık? Ama o hep öyle galiba evet, değil mi? Evet. O yüzden hani şey diyorum... ...kendimi hiç böyle kızdığım... ...bir şey değil ya da eleştirdiğim... ...biraz ben yazarak yazarak öğrenen... ...hikaye kurmayı da, belki Türkçe'yi de... ...belki karakter yaratmayı da... ...dolayısıyla kurgu benim hayatımda... ...biraz daha artık yer tutmaya başladı. Yani eskiden daha bilinç akışı... ...daha anların üzerinden... ...uzun uzun betimlemelerle... ...kurduğum bir şey... ...nasıl diyeyim? Dünya. Iç, i̇ç döküşler Hı -hı. vesaire... Şimdi evet karakterler artık belli bir hikayenin içerisinde hareket ediyorlar. İleri gidiyorlar, geri geliyorlar vesaire. Sanki biraz daha evet oraya doğru yöne, yöneldiğimi düşünüyorum. Daha yeni bir alan açıldığını düşünüyorum benim önümde özellikle son iki kitapta da daha da belirgin bu Hı -hı. diye düşünüyorum ben de nohut odada e, tematik ilerlediğini söyleyebiliriz biraz Hı -hı. önce sen Hı -hı. de söyledin hani kalanlar gidenler Hı -hı. E, mekan bir yere kök salıp salmamak yuva ev Hı -hı. kavramı üzerinden ilerlediğini son kitaptaysa artık bir ailenin üç ayrı karakterinin ağzından bir hikayeyi Hı -hı. tamamlıyorsun neredeyse Hı -hı. bir küçük roman novella evet, gibi. E, gibi oluyor Hı -hı. E, bu Gelişim nasıl devam edecek? Artık roman bir yerde okumuştum. Sen cüce roman demişsin <laughs> evet. e, son kitap için. Küçük Yuvarlak Taşlar <laughs> için. Ama bundan sonra bir dev romana doğru gidiyor Yo, musun? Klasik sorudur ya. Öykücüleri hep sorulur. Romanı da yazacak mısınız? Değil mi? Evet. Ya şey düşünmek çok zor. Hani öykü romanın ön türü müdür? Ya da öykü yazarak mı roman yazmak öğrenilir falan? Oralar bende pek yok. Ben o kadar edebiyatçı biri değilim bence. Yani bu konuda daha teknik cevaplar vermek isterdim ama çok da kafamın çalıştığı yerler değil. Ama bazen şey diyorum yani mesela çok kısa öyküler de yazdım. Hı -hı. İlk iki kitabımda epey neredeyse üç sayfalık falan. Şimdi o karakterlerle daha çok vakit geçirmek istiyorum. O kadar böyle hemen kitabı dosyayı kapatıp Hı -hı. hayatlarından çıkmak istemiyorum. Belki... Biraz daha mı yavaşlamak istiyorum? Hmm. Bir arkadaşım var Güney, o da çok iyi bir edebiyatçıdır. Hiç edebiyatla ilgili işler yapmayan biri henüz. Yani üretmeyen, keşke yazsa çok beğeniriz bence. Ama o bana şey demişti ilk kitabım için, ne kadar acelem varmış böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hayat sana bir tane kitap şansı vermiş sanki. Bak bu şansı kullandın kullandın başka hakkın yok. Her şeyi doluşturmuşsun içine. Biraz daha yavaşlamalıydın falan. Çok güzel bir eleştiri. Ben çok seviyorum böyle şeyler duymayı. Özellikle de dostlarımdan. İyi arkadaşınmış. Evet. Yani belki oradaki minik minik şeyler şimdi benim daha çok masamda duruyor. Yani hmm. ben onları tamam. Daha işliyorsun belki Evet merak hikaye. ediyorum çünkü orada olacak şeyi belki. Ve o merak duygusu da beni o hikayenin içinde tutuyor. Bu da bilmiyorum beni romana mı götürüyor? Yoksa daha uzun öyküler mi yazdırıyor? Roman biraz da şey matematik de bir şey evet. çok çok ciddi bir böyle Tepe göz istiyor Hatta böyle filmlerde vardır ya duvara bir şey asarlar, işte yapıştırırlar falan bence de öyle bir çalışma ortamı istiyor Yani benim için biraz çalışmak ve uzun uzun düşünmek gerektiren bir süreç O yüzden, Biraz belki çocuk dünyasından uzaklaşıp, <gülüyor> hani <gülüyor> anne olunca insan daha az vakit harcıyor bir sürü şeye kendi için. Ee, hani belki birkaç yıl içerisinde daha özgürleştiğim yıllarda biraz daha uzun uzun çalışmak istediğim konular var. Hı <laughs> hı. Güzel, evet. güzel haber. Evet. Ama ben biraz önce söylediğin şeyi şöyle düşünüyorum. Hiçbiri birinin öncülü değil tabii ki. Yani her iki alanda da üretim yapılabilir. Evet, tabii ki hani ona dönülür, geri gidilir falan. El Belki de. buradan hani şiire geçilmez Ta falan. E. <laughs> yani çünkü hani şiir bence böyle çok üst bir bir şey. Yani doğru hani onu, onu herkes yazamıyor çünkü. Onu genellikle gençlikte, lisede falan evet, yapıp evet. orada bırakılıyor. O cüret o anca o yaşta gösterilir. Şimdi utanırız yani oturup şiir yazmaya <laughs> evet, herhalde. Şiir çok çok başka bir evet. işçilik isteyen, evet. çok başka bir emeği olan bir iş gerçekten. Biraz önce bu bağırmama meselesinden konuşurken Hı -hı. bağırmadığım bir nokta daha olduğunu düşünüyorum. Toplumsal olayları ya da Hı -hı. politik atmosferi hiçbir zaman merkeze almıyorsun. Merkezde daha çok bireyin e, meseleleri, Hı -hı. sorunları var ama onlar background'da, fonda duruyorlar. Hı -hı. Bu da bir seçim herhalde. Hı -hı. E, biraz bundan da konuşalım. Ya aslında biraz onların etkisiyle ilgilenmişim hep, ilgilendim. E, bireyin üzerindeki evet, etkisi yani oturup bir politik meseleyi o iki karaktere konuşturmak ya da işte onu tam böyle ortaya bomba gibi düşürmek yerine ortada bir bunalım var, bir karanlık duygu var vesaire ama onun fonunda evet bazen ailenin travmaları oluyor bazen işte şehrin bazen ülkenin ama evet en arka perdede bir evet ülkenin politik resmi duruyor hoşuma gidiyor çünkü bizim de hayatımızın üstünde gölge gibi gezen bir şey o yani ne kadar ilgilenmesek de ilgilenmediğimizi iddia etsek de hep var ve etkileniyoruz Sanırım ben de biraz o kenardan kenardan dahil etmeyi o yüzden tercih ediyorum. Yani asıl onunla değil de bireyin kendi dünyasıyla ilgileniyorum ve o da ondan etkileniyor. Tabii doğal olarak hı hı. özellikle Nohut Oda'da e, gidenler ve kalanlar diye sözünü ettiğimiz şey aslında Türkiye'nin politik atmosferi ya da toplumsal durumunun hı hı. insanları buradan kaçmaya zorlamasının bambaşka bir yönden yani, ele alınmış tabii. bir öyküsü e, baktığımız gündelik zaman. Gündelik etkisi. Evet. Geçmiş... Ya da gelecekte de değil, bugün yani yazdığın zamanı yansıtan öyküler, <laughs> hiç nostaljik <laughs> böyle var evet ama çok, çok da geriye gitmiyorsun <gülüyor> <gülüyor> sanki, değil mi? Ya evet sanırım bugünün çok bugün de yaşayan birisiyim <laughs> ee, ve bugünün ötesinde bir kurmaca dünya yaratmak da bana çok çekici gelmiyor. Belki onun da ihtiyacı doğacak bende bir noktada. Mesela yaşadığım mekanların dışına çıkan bir şey de yazmak içimden gelmiyor. Evet, yani e, büyük şehir öyküsü evet, değil İstanbul, mi? İstanbul, Ankara. <laughs> evet. Işte en kötü ihtimal bir güneye iniyoruz falan. <laughs> Seviyorum çünkü bu dünyanın içerisinde çok tanıdık geliyor her şey bana ve o tanıdıklığın içinde daha rahat hareket ediyorum. Ama ne bileyim mesela bambaşka bir fiziksel çevrede, bambaşka bir tarihte geçen bir şey için de heyecanlanabilirim bir gün. Ama şu anda bilmiyorum. Yani evet bugün bugün daha çok hoşuma gidiyor düşünmek. Çok Hı -hı. sıcak geliyor meseleler bana. Bugünün Hı -hı. meseleleri. Detaylar Beslemeyi de seviyorsun öykülerini. Hı. Hatta tekrar eden detaylar da var. Hı hı. Anneanne yorganı Değil mi? mesela <laughs> tekrar ediyor. Meyhane aynaları. Yo. Değil mi? Bayağı <laughs> tekrar eden. Mobilyalar önemli. Hı -hı. Bir geçidi bir daha açılmamak üzere iki evin bahçesinin arasındaki bir geçidi bir daha açılmamak hı -hı. üzere kapatan bir dolap mesela. Ee, sen de yüz hatları hı -hı. bu tip detaylar öykülerini gene bağırmadan ama sanki öykülerini biraz da bu detaylar mı anlatıyor? Hı -hı. Ya evet fiziksel çevreyi çok seviyorum. Bir şeyi seyrederken de çok ilgileniyorum. Mesela sanat yönetmenini düşünüyorum hep. Hmm. Herhangi bir hikayeyi sinemaya uyarladıklarında en çok iş bence sanat yön yönetmenine düşüyormuş gibi geliyor. Ben de yazarken o odayı düşünüyorum, işte odanın halısı, halıya ayağımızı bassak nasıl hissederiz. Belki bunları hikayenin içine sokmuyorum ama onlar benim kafamın içinde oluyor. İşte ne bileyim bir karakter diyelim Handan karakteri, Handan'ın kulaklarını bile düşünüyorum hmm. ya da işte saçını böyle yaptığında kulağının arkasına attığında nasıl bir ifade takınır. Bunların hepsini düşünmek çok hoşuma gidiyor. Neredeyse bir resim hayal ediyorum diğer türlü o kadar da odaya girip bir şey anlatmak içimden gelmiyor tamamen orada olmak ve her şeyi görmek düşünmek İşte pencere nerede kapı nerede anneanne yorganı evet <laughs> seviyorum böyle küçük tatlı şeyler ee, biraz önce Handan dedin saçını nasıl atıyor falan peki bu öyküleri yazarken kafanda birilerini canlandırıyor musun yani Hı -hı. sadece saçını arkaya atışı değil de hani gözünün önüne Hı -hı. birileri geliyor mu ee, tam olarak Net birileri gelmiyor ama birilerinin huyları onların içinde kendine yer buluyor o hmm. karakterlerin. Yani mesela at atıyorum Handan karakteri benim tanıdığım beş tane kadından oluşuyor gibi. E, ya da iki de erkek belki. Belki benim babam gibi öksürüyor ama işte kardeşim gibi de sinirleniyor. A atıyorum hmm. şu anda. Hmm. O insanlardan topladığım detayları yan yana getiriyorum bence. Hayatla meseleleri de tamamen kendilerine ait değil. Yine benim toparladığım... ...bir şekilde koleksiyon gibi yan yana getirdiğim... ...ama tabii bir kısmını da uyduruyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, anneanne yorganı dedik oradan... Hı -hı. ...anne ve anneanne kavramına gelmek istiyorum. Ee, onlar da çok senin öykülerinde güçlü kadınlar genellikle. Hı -hı. Anne, anneanne, hala bazen değil Hı -hı. mi? Kadınlar yani evet, aslında. Evet. Seni anneannem mi büyüttü? Beni anneannem büyüttü, evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki, bu kadın meselesi bence derin bir mesele. <laughs> ee, dünyayı kadınların çevresinde görmeyi tercih ettiğini söyleyebiliriz <laughs> herhalde. Ya evet, bir de ben öyle de bir ailede büyüdüm. Bizim ailede erkeklerin sözü pek geçmez. <laughs> evet, erkekler de biraz edilgen. <laughs> evet, yani... Aslında geçer ama biraz benim nasıl diyeyim kültürüne hakim olduğum taraf kadın tarafıdır. Hı -hı. Yani biz mutfakta otururduk. İşte salonda oturmazdık. Neden bilmiyorum. Salonun kapısı kapalı olurdu çoğu kez ve bütün kadınlar tıkış tıkış o mutfağın içinde biz de böyle yerlerde. O dünyanın içinden çok fazla şey görme ve dinleme imkanım oldu. Yani belki o yıllarda onlar benim için küçük detaylardı ama şimdi düşününce benim bir evrenim varsa kafamda hakikaten o evren oradan çok beslenmiş o anneanne evinden işte kadınların daha baskın olduğu odalardan yani bu arada tabii çok despot babalar da var bizim ailede işte sert erkek karakteri de var ama ben onları görmezden gelmişim hmm. diye düşünüyorum çocuk olarak da ama yani yazmak meselesine gelince onları da ya yazmak ilginç olabilirdi ama benim bildiğim taraf fotoğraf değil bu tarafı çok iyi biliyorum gibi hissediyorum kadın tarafını Evet ama aynı zamanda sadece bilmekle ilgili değil de kendi bu yarattığın dünyada biraz önce konuştuğum, konuştuğumuz bu şefkat meselesine de bağlayabiliriz bunu. Hı -hı. Sanki bir dayanışma bir umut Hı -hı. çıkarıyorsun Hı -hı. buradan ve... Hı -hı. Yani baktığımızda Türkiye'de kadına şiddetten nerelere kadar gelebiliriz? Çünkü ataerkil bir toplumda yaşıyoruz. Evet. Ama sen daha babayı anlattığın zaman da o babalar daha <laughs> şefkatli, munis babalar oluyorlar. Evet, evet. Ee, sanki buradan bir umut çıkarmaya evet. çalışıyormuşsun. Yine hay evet. evet. Benim hayal ettiğim bir dünyanın babası oluyor herhalde o anlattığım karakterler. Yani biraz daha bir şeyi kurarken biraz da kendimizi de o dünyanın parçası sanmaya çalışıyoruz galiba. Ve ben biraz o sakin, şefkatli dünyayı yaratmaya çalışıyorum galiba. Şimdi biz böyle konuşunca hani varsa eğer dinleyenlerden seni hiç okumamış olanlar... Hı -hı. ...sanki güllük gülistanlık bir dünya varmış sanacaklar. Yok değil. <laughs> Aslında, Kar karanlık bir taraf çok e, güçlü. Evet <laughs> yani hem karanlık bir taraf çok bunlar bazen çok mutsuz olan Hı -hı. karakterler Hı -hı. var ama... ...sonuçta bir umut var evet, demeye evet, çalışıyoruz. Evet. Yani hani böyle güllük gülistanlık bir dünya çiziyormuşsun gibi de algılanmasın <laughs> değil mi? Evet evet. Ya evet günün sonunda evet şey diyoruz birbirimize tamam ya yaparız hallederiz sorun değil bu da geçer diyoruz Hı -hı. hep galiba yani öyle oluyor <laughs> anneler güçlüler ama son kitapta annelik kavramına sanki başka bir bakış açısı daha katılmış Hı -hı. biraz artık o kavram tartışılıyor gibi Hı -hı. hissettiriyor Hı -hı. öyle mi ee, evet tabii ki bu benim anne olmamla da çok alakalı bir şey yani bu böyle haber değeri olan bir şey değil ama bir kadının anne olduktan sonra düşünceleri çok değişiyor bir sürü şeye karşı hı hı. kadınlığa, anneliğe, insanlığa dair. Son kitap dolayısıyla biraz anneyken ve hamileyken yazdığım metinlerden oluşuyor. Dolayısıyla o kavramla çok boğuştu. Ama şey gibi de çok anlaşılıyor işte kendi lohusalığınızı nasıl karanlık geçirmişsiniz ki böyle bir şey çıkmış ortaya. Tam tersine ben çok kolay geçirdim her şeyi ki pandemi zamanında anne oldum de son ayları öyle geçti falan. Ama hiç zorlanmadım böyle duygusal buhranlar da yaşamadım. Ama ister istemez o dünyanın içinde çok okumaya başlıyorsunuz paylaşımlar oluyor arkadaş çevresinden vesaire hı hı. ve şeyi çok gördüm yani bunu yapamayan çok anne var. O şeyin içinden çıkamayan. O benim çok ilgimi çekti. Sanırım orayı kurcaladım biraz. Hı -hı. Yapılamayan anneliği. Biraz önce şehirde olmaktan daha çok şehir öykücüsü olduğundan söz Hı -hı. ettik. Taşra'ya çok az gidiyor karakterler. Hı -hı. E, ama buna rağmen çiçek, böcek, bitki, hayvan. <laughs> <laughs> evet. Bolca var. Bir doğa sever olarak. <laughs> evet. Bir de doğada çok fazla anlatılacak şey var. Yani ne bileyim o böyle bir inanılmaz edebiyata olanak sağlayan bir Hı -hı. şey gün doğumu, orman, deniz kenarı. Tabii ki tekrara düşmekten çok çekindiğim bir alan benim. Çünkü hep aynı şeyleri güzelleyerek kaç öykü daha yazabiliriz. Ama yine de çok seviyorum doğanın içinden düşünmeyi. İşte bir bahçede yalnız başına yaşayan bir kadın deyince o bahçe hemen benim için ikinci bir karaktere dönüşüyor. Herhangi bir çevre faktörü değil de bayağı onun da ilişki kurduğu bir dünyaya dönüşüyor. O yüzden seviyorum Bird Böcek. Hikayelerin içinde. Aslında bu karakterini anlatmak için de önemli, değil hı -hı, mi? Yani hı -hı. senin karakterinin o bahçeye nasıl baktığı, evet. o bahçeyle kurduğu hı -hı, ilişki hı -hı. de bize Tabii. o karakterle ilgili, insan olan evet. karakterimizle ilgili de evet. bir şeyler söylüyor. Kesinlikle. Yani nasıl evin eşyası, onun hayatında bir ayna gibi iş görüyorsa hikayenin içinden bahsediyorum. Bahçe de aynı şekilde onunla ilgili bize çok şey söylüyor. Yani seviyorum yine o yazar olarak o bahçedeki her şeyi tek tek düşünmeyi, şekillendirmeyi, İşte onun sulama hikayesi, ne bileyim ağacın büyümesi, toprağın kuruması vesaire. Bütün bu şeyler o kadının adamın neyse hayatında... Kurmaca yani onun hikayesini kurmamda bana çok yardım ediyor. Hı <laughs> hı. O tür detaylar. Evet, insan doğa ilişkisi gerçekten temelde evet. etkileyen bir şey. Ama metropoller daha çok fısıldıyor galiba Hı -hı. sana bir öyküyü. <laughs> ya evet, burada çünkü hayat çok karmaşık. Yani biz şimdi küçük bir yerde yaşıyoruz ve her günümüz birbirine çok benziyor. Ama şehirde yaşarken öyle değildi. Yani işe gidiyoruz, okula gidiyoruz, sokaktayız, otobüs, metro. Yani binlerce hikayenin içinden geçiyoruz. Dolayısıyla o yıllarda, yani şehrin tam göbeğinde yaşadığım yıllarda... ...kafamda başka başka hikayeler hep belirmiş. Hı -hı. Bence o yüzden yazar arada bir yerini değiştirmeli gibi geliyor bana. E, dilini de biraz etkilemesi için ya da dünyasını... Başka yeni... bir bakış açısı evet, kazandırıyor. Evet, belki şey gibi de olabilir. Yeni bir alanda okuma da yapabilir. Hı -hı. O da benzer bir gezme şekli benim için. Hı -hı. E, ama şey çok önemli, evet metropolde yaşayınca buradaki hikayeyi görüyorsunuz mecburen. Çünkü hayatta yazmak diye bir şey duruyorsa bir kenarınızda evet sürekli o göz açık ve kulakta bütün gün tarıyor dünyayı. Galiba metropollerde en çok ayrılık görüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben şimdi bana Melisa'nın öykülerini anlatacak birkaç kelime söyle deseler. Önce ayrılık derim <laughs> herhalde. Anneler, anneanneler, güçlü kadınları da söylerim. Ama sanki önce ayrılık derim. Neden? Evet. Ya bilmiyorum ya şehirde insanlar bir şey oldurmakta çok güçlük hmm. çekiyorlar. Yani ne bileyim ben bir apartmana baktığımda orada böyle o pencere karelerinin içinde mutlu ailelerden çok nedense hep bir yalnız bir kadın, bir adamcağız falan hayal ediyorum. Şehir bana böyle uzaktan ben bakın ne kadar mutlu bir yerim demiyor. Ve tabii yine insan kendine benzeyen şeyi de görüyor ben de biraz böyle depresif ve karanlık biri olabiliyorum sıklıkla. Yine bu yaşlarda biraz daha yüzümü güneşe döndüm diyebilirim ama otuzlarım şeymiş yani çok karanlıkmışım. <laughs> Şimdi o öykülerin <laughs> pek çoğu da benim o yıllarda tek başıma bir evde yaşıyorum. İşte oldurmaya çalışıyorum. Çevrende hayatta. de öyle insanlar var büyük olasılıkla. Çevrem genellikle mutsuzuz. İşte e, ülkemizde bir yere gidiyor ama nereye gidiyor acaba? Bizi tutacaklar mı? Bırakacaklar mı? Tam bilmediğimiz bir dünyanın içindeyiz. Ayrılıklar da e, başrol de hep yani ister istemez. Sen kendi öykünle ilgili birkaç kelime söyle deseler neleri Hı -hı. söylersin? Ay çok zor. <gülüyor> <gülüyor> ya tam olarak hep düşünüyorum biraz kendi kendime yani ben yazar olarak ne yapıyorum? Niye böyle bir işlere giriştim? falan diye kendi kendime dertlendiğim zamanlar çok oluyor. Çünkü bazen bana böyle bir his geliyor. Yani acaba ukalalık mı yapıyorum? Hani bir şeyler yazıyorum, birileri çok etkileniyor ama hay Allah. Yazmak ben... biraz cüret gibi yani, geliyor evet, değil mi insana? Yani evet zaten girdim bu işe diyorum falan. Çünkü hiç de öyle birbirlerini etkilemek gibi bir hevesi olan birisi hiç olmadım hayatta. Ama genel olarak kendi öykülerime baktığımda beni en çok mutlu eden şey sahici olmaya. Hep çalıştım ve galiba onu başarabilmişim. Başaramadığım çok şey var. Belki daha da göreceğim yol aldıkça hı hı. dönüp ya Melisa ne yapmışsın diyeceğim çok şey olabilir. Ama sahici olmak yani bu ne demek biraz daha bir şey oluştururken onun içinde bir düşünce var ve o düşünceyi ihanet etmeden seyirciyi okuru işte yayın evini editörü de düşünmeden kendi özünü koruyarak yazmaya çalışıyorum. O konu her neyse hı hı. kendimi de etkilememeye çalışıyorum. E, bu da biraz samimiyet ve sanırım sakinlik getiriyor yazdığım şeylere. Okuduğumda da beğeniyorum o şeyi koruduğum zaman. Ama ne zaman böyle biraz edebiyat görüyor oluyorum. Güzel söz söyleme sanatı işte falan. Ya diyorum yine. <laughs> Tutamamışım kendimi A mi diyorsun. <laughs> o zaman hemen yok ediyorum o şeyleri. Yani biraz şey kaçınıyorum o... Boşluk doldurma, işte birilerini mutlu etme, işte bunu yazarsam çok etkileyici olur falan. Oralara hiç girmemeye çalışıyorum yazarken. Biraz galiba öykülerimde o sahiciliği yakaladığımı düşünüyorum. Ve o sahicilik seni mutlu ediyor. Evet kesinlikle. Çünkü yani bir niye yazıyorum diyorum. Bir şey anlatmak istiyorum. Ve anlatmak istediğim şeyi ne kadar o şeyin kendisine yakın anlatırsam yazar olarak o kadar tatmin oluyorum hı -hı, açıkçası. Hı. Tiyatro çevirileri ve dramaturji de yaptın hı -hı. değil mi? Hı -hı. Tiyatro ile ilgilenmek öykülerinde bir etki yarattı mı? Aslında yarattı. Geçen gün Kıvanç Koçak'la da aynı konuyu konuştuk. Yani tiyatroda metnin yetmediği anlar vardır ve onları sahnede görmek istersiniz. Ben bunu böyle bir öykün içerisinde de artık düşünür hale geldim tiyatro metinleriyle çalışmaya başladıktan sonra. Yani diyaloğun yetmediği işte reji deniyor tiyatroda ama öyküde hani bir yönlendirmenin yetmediği anlarda biraz daha orada yazar olarak kafamı çalıştırmayı hmm. öğrendim açıkçası. Dramaturji de aslında ben dramaturk değilim. O bir bölüm ve okunuyor. Çok e. iyi dramaturklar var. Yani bana da bu dramaturk dendiğinde ya yani yok daha neler diyorum. Çünkü benim yaptığım şey biraz provalara katılıp metnin orada polisliğini yapmak gibi. Hı. Yani arkadaşlar burada bunu demiyor demek biraz yönetmen arkadaşlarımın bana sunduğu tatlı bir alan oldu yani. Hiç arkadaşım olmayan bir yönetmenle çalışmadım şimdiye <laughs> kadar. Hepsi meysa koş biz çok sıkıştık. Çünkü metninden uzaklaşıyoruz. İşte oyuncuya şunu aktarmakta güçlük çekiyorum dediklerinde ben gidip orada metne sahip çıkıyorum. Bunlar dramaturji onlar öyle diyor. Hı -hı. Ama ben biraz orada o edebiyatı kaybetmemeleri için elimden geleni yapıyorum diyeyim. Bunları sadece kendi çevirdiğim metinlerde mi yaptın yoksa başka Kend metinlerde e de yaptın mı? Yok başka metinlerde Nerede de yaptım ama onlarda da yine bir yine çapraz okuma da yaparak çünkü Hı -hı. bazen öyle bir çeviri geliyor ki elimize Hı -hı. E, oradan bir şey anlamak çok zorluk getirebiliyor. Özellikle tabii ki İngilizce metinlerde başka dil bilmediğim için hep bir şey çapraz okuma, neredeyse ikinci kez çevirerek hmm. çalıştım hmm. o oyunlarda da. Yeni bir çeviri var mı ya da? Bir evet. tane bir oyun çevirdik. Koş Melisa var mı? Ya, evet, <laughs> bir oyun çevirdik biz çok yıllar evvel. O yapılamadı. Şimdi onu e, D22 yapmak istiyor. Umarım yapacaklar. Biraz şimdi teknik detayları hmm. çözme aşamasındalar yazarla. Ama çok güzel bir oyun. Umarım onu herhalde bir Eylül'de seyrederiz diye düşünüyorum. Bir hevesle bekliyorum açıkçası. Tiyatroya gitmeyi de seviyor musun? Ya seviyorum. Tiyatroyu ben çok sahte bulurdum. Böyle büyük bulurdum yani hmm. o aşırı aşırıdır ya tiyatro bir sürü görsel sanata göre ama o aşırılık benim çok hoşuma gitmeye başladı. Bir de galiba o aşırılık da biraz azaldı tiyatroda değil evet, mi? Evet, doğallaştılar. Doğallaştı. Seyirci koltukları sahneye yaklaştı. İtalyan e, salonlar sahne kalktı, küçüldü. E, çoğunlukla. Dolayısıyla biz de daha yakından oyunun içine girmeye, dahil olmaya başladık. Hı -hı. Evvelden uzaktan bir şey seyrediyorduk. Dolayısıyla çok büyüktü her şey. Evet. Onu da çok özlüyorum. Büyük salonlarda büyük prodüksiyonlar seyretmeyi. Ama o küçük onlara ne diyoruz biz tiyatroda unuttum şimdi o da tiyatrosu gibi evet, evet küçük black box, black box. Evet. Evet. Ha, evet tamam evet. Ee, böyle mini mini 40 kişi oturup evet, bir oyun evet. seyrediyoruz çok hoşuma gidiyor yani o böyle bir seans gibi. Evet gene samimiyete geliyoruz galiba. Ya galiba evet. <laughs> Çünkü o zaman oyunun içine giriyoruz hakikaten. Bir metrecik bir şey oluyor aramızda yani. Çok keyif veriyor. Evet orada galiba oyuncuyla seyirci eşitleniyor biraz. Evet değil evet, mi? evet. Öbür türlü aramızda bir mesafe var da evet. orada eşitleniyoruz. Bir de ışığın işte müziğin de çok ilizyonu olamıyor. Hakikaten saçının teline kadar görüyoruz. Bir sürü Senin şeyim. öykülerindeki usul usul anlatma biraz tiyatroda da olmuş <laughs> evet, oluyor bu evet, durumda. Evet evet seviyorum o Değil mi? küçük oyunları. Peki öykü var mı tezgahta? Şimdi bir şey yazıyorum. Bir kadın hikayesi. Yani daha doğrusu ya, bir kadının eşini çok tuhaf bir şekilde kaybettikten sonra yaşadığı bir olaylar var. Onlar üzerinden mi kafamda minik minik bir şeyler ilerletmeye çalışıyorum ama daha çok çok başındayım. Hı -hı. Gerçi bazen ben çok hızlı... Çıkabiliyorum o şeyin içinden çünkü uzun zamandır düşünüyor oluyorum fark etmeden o böyle arkada çalışmış oluyor hmm. ee, sonra bir oturuyorum aa ben bunu da akıl etmişim falan falan derken bir ayda toparlanabiliyor Çözülüyor. evet bazen de çok sürünüyor ama böyle bir şeyin başındayım şu anda düşünüyorum yani toparlamayı Seni kimler okusun istersin? Beni kimler okusun çok da beklentisi olmayan insanlar okuyabilir <laughs> Yani kendimi küçümsemek ya da mütevazılık değil ama yani böyle bizde bir okur şeyi başladı. Nasıl diyeyim? Kibri mi demeliyim hmm. ona? Hmm. İşte okudum ama işte aradığımı bulamadım falan. Zaten okuduğumuz hiçbir şeyde aradığımızı bulmamız çok çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla biraz iyi vakit geçirmek isteyen, işte yeni bir şey merak eden ama öyle benden de işte Shakespeare performansı beklemeyen birileri beni okursa sevinirim. Sabaha karşı kapıda bir tıkırtıyla gözlerimi açtım. O da hala karanlıktı. Rüya mı değil mi derken birisi yine kapıyı çaldı. Kalkıp açtım. Karşımda babam duruyor. Sen hala uyuyor musun? Baba. Üzerindeki neon pembe mayoya baktığımı fark etti. Evden mayo getirmeyi unutmuşum. Markette benim bedenimde bir tek bu renk vardı. İyi olmadı da değil hani. Ormanda kaybolursam kolay bulursunuz dedi. Ah benim canım baba. Ayrıca ekmek, krem peynir, tatlı olarak da çilek reçeli. Sen seversin diye ekledi elindeki alışveriş torbasını göstererek. Hadi, hadi güneş doğmadan yakalayalım. Giy mayonu, bekliyorum kapıda. Baba, saat kaç? Beş, dedi sırıtarak. Gaba yemiş koyunu duydun mu hiç? Elbette, Şevket abinin yeri vardı orada yıllar evvel. Ölünce akrabaları sattı. Şimdi başkası işletiyor diye duydum. Oraya gidelim mi? Gidelim yavrimu. Belki orası özlediğimiz yerlere benziyordur hala. Yarım saat sonra Yasemin'le İpek'in tarif ettiği dikenli toprak yoldan üzerimizde sadece mayolarımızla gaba koyuna iniyorduk. Babam önde, ben arkada. Elini geriye uzatmış, el eleyiz. Toprak ayağımızın altında yumuşacık, kırmızı. Bacaklarımızı ısıran dikenlere aldırmıyoruz çalıların içinde binbir çeşit hışırtı, kıpırtı, çıtırtı, vızıltı. Uçanlar, koşanlar, sürünenler, sıçrayanlar ve dahi öylece durmayı seçenler. Doğa, yavaş yavaş yükselen güneşle birlikte başlıyor günlük serüvenine. Hep birlikte uyanıyoruz. Hep birlikte yaşayacağız gelen günü. Birimiz diğerimizden ne daha az ne de daha çok var olacak. Her şey yan yana ve her nasılsa öyle. Deniz görünüyor nihayet. Babamın birazdan pembe mayosuyla koşup koşup suları patlata patlata atlayacağı deniz, şimdi kayalıkların koynunda, çırpıntısız, bütün gece çalkalanıp geldiği, saklandığı yerde huzur bulmuşa benziyor. Suya varıyoruz. Babam bana dönüyor, gülümsüyor. Baba, diyorum, ben hamileyim. Ah be çocuk, der gibi bakıyor yüzüme. Sesini kafamın içinde duyuyorum. Sonra diz çöküyor önümde. Elini karnıma koyuyor karnıma birinin gözlerine bakar gibi bakıyor. Merhaba diyor kadifeden sesiyle. Ben Mehmet. Büyük baba Mehmet. Hoş geldin dünyamıza köfte oğul. Azıcık gözleri doluyor. Benim yanağımdan pıtır pıtır yaşlar iniyor. Sonra suları patlata patlata koşup denize atlıyor. Balık gibi yüzüp iyice açılıyor. Dizime kadar suya girip onun köpüklerini seyrediyorum. Tuzlu su az evvel dikenlerin ısırdığı yerleri yakıyor. Anne ayaklarım, çocuk ayaklarımın altındaki küçük yuvarlak taşları hatırlıyor. Merhaba diyorum büyük anne denize fısıltıyla. Bak sana kimi getirdim. Babam yeterince açılınca yüzünü karaya dönüyor. Teşekkür ederim diye sesleniyor. Sesi koyun iki tarafında yükselen kayalıklara çarpıp geri geliyor. Bana bir kez daha her şeyi kapsayan o kocaman şeyin bizi de babamı beni ve bebeği de kapsadığını hissettiriyor. Gözlerimi kapatıyorum. Annem geliyor gözümün önüne. Sırtı bize dönük. Balkona ıslak mayoları, tuzlu havluları asıyor. Gözümü açıyorum. Az önce koya indiğimiz toprak yoldan birinin daha indiğini görüyorum. Önce uzak, bilemiyorum kim. Ama yaklaşınca yürüyüşünden tanıyorum onu. Gelenin evren olduğunu anlıyorum. Şimdi biraz da kısa kısa sorularım var. Tamam. Yazmak senin için bir armağan mı bir külfet mi? Armağan. Ya bir gün yazamayacak olsaydın <laughs> kesin anlatırdım. Yani konuşurdum. <laughs> Konuşmayı da çok severim ortamını bulunca. <laughs> Hikaye anlatır mısın dostlarına? Anlatırım. Evet yani küçücük bir şeyi böyle bağlandıra bağlandıra anlatmayı severim. Hatta fenalıkta getiririm insanların içine. <laughs> Yazmak dışında hangi yeteneğinin olmasını isterdin niçin? Hmm, ya dans edebilmek çok isterdim. Daha doğrusu bedenimle yapabildiğim bir şeyi başarabilmek çok isterdim. Ama yani hiçbir şey yapmıyorum bedenimle. Oturuyorum sadece. <laughs> bir de yürüyebiliyorum galiba. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de kadın olmak dediğimizde aklına ilk hangi kelimeler geliyor? Ee, yorgunluk geliyor. Emeğinin karşılığını alamamak geliyor. Bir de dayanışma geliyor. Bu güzel. Evet. <laughs> Türkiye'de yazar olmak dediğimizde bence muhteşem bir şey. Ben Türkçeyi çok seviyorum. Hatta birazcık yurt dışında yaşadım ve şimdi yine işler karışırsa yurt dışına gider miyiz gibi konuşmaların içerisinde hep şey diyorum. Türkçesiz ne yaparız yani? Çok güzel bir dil. O yüzden bilmiyorum yani çok zor benim için Türkçenin olmadığı bir dünyada yaşayabilmek. Burada yazar olmak. Burada yazar olmak bence çok hoş çünkü e çok güzel bir dilin yazarıyım. Bir de hakikaten benden önce eserler üretmiş yüzlerce kişinin arkasından yazmaya çalışmak bana kendimi çok şanslı hissettiriyor. Yani müthiş bir miras var ve onları Türkçe bilen biri olarak okumak, bir bir de Türkçe yazan bir yazar olarak okumak, okuyabilmek, o dili bilmek bana kendimi çok şanslı hissettiriyor. Keşke ben yazsaydım dediğim bir kitap var mı? Yüzyıllık Yalnızlık. Evet çok kıskanırım o kitabı. <laughs> Hangi yazar ve kitapların elinde büyüdüğünü düşünüyorsun? Ya çocuk klasiklerini hep çok severek okudum. Aziz Nesin çok okudum küçükken. Onun dışında ne okudum? Böyle bir anda sorulunca da aklıma gelmiyor ama çeviri eser de çok okudum. Ama sanırım bu bizim çocuk klasikleri diye sayabileceğimiz bir 20 eser vardır herhalde. Onların hepsi benim dünyamı çok etkilemiş kitaplardır. İşte Pollyanna'dır o bir tanesi. Denizler altında 20 bin fersahtır. Bu kitaplar e, hakikaten hep böyle masanın üstünde kapakları bile gözümün önündedir. Yani defalarca dönüp dönüp okuduğum kitaplar. Yazar Melisa Kesmes'in en büyük ateşleyicisi nedir? Hmm, en büyük ateşleyicisi sanırım bunaltı. Yani bunaltıdan hep yazarak çıkıyorum. Mutluluk, sevinç gibi şeyler bende hiç çalışmaz durur yani yazma işi sona yarar. Bunu e, bunun altının içinden yazarak çıktığım için de genelde böyle bir çözüme yönelik sanırım hikayeler üretiyorum. Bir şekilde o en son bir şeyleri bağlayarak işin içinden çıkmak hoşuma gidiyor. <laughs> hı hı. En büyük engeli engelim. Galiba Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. <laughs> Çok özür dilerim. O, hepimizin... Şu hayatta evet yani Türk pasaportu diyeyim. Türkçe, <laughs> Türkçe tamam da değil mi? <laughs> evet şu pasaport olmayaydı diye. Yani evet şaka bir yana aynen. Hani bu, bu ülkenin vatandaşı olmasak neler yapardık? <laughs> Vazgeçemediğin? Vazgeçemediğim şey arkadaşlarım. Çok severim hepsini tek tek. <laughs> Vazgeçmek istediğin? Vazgeçmek istediğim öfke biraz gizli öfke var bende ne yazık ki. Ondan vazgeçmek istiyorum. Bu bölümde de Melisa'yı daha yakından tanımanız için sordum sorularımı. Umarım işe yaramıştır. Melisa Kesmez 1980 yılının Eylül ayında İstanbul'da doğdu. Evet, manidar bir doğum tarihi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi aldı. Çeşitli basın mecralarında söyleşi ve yazıları yayınlandı, tiyatro çevirileri yaptı. İlk öykü kitabı Atları Bağlayın Geceyi Burada Geçireceğiz 2013 yılında yayımlandı. Onu 2015'te Notre-Dame de Sion Edebiyat Ödülleri'nde mansiyon alan Bazen Bahar, 2019'da da 65. Said Faik Hikaye Armağanını kazanan Nohutoda ve 2022'de de biraz önce bazı satırlarını sizinle paylaştığım Küçük Yuvarlak Taşlar izledi. Melisa'nın öykülerini bize usul usul anlatmayı sürdürmesini dileyerek bitirelim mi bölümümüzü? Kadehlerimiz, şarkılarımız, hikayelerimiz ve biz, sesimiz, bazen sessiz isyanımız sürsün böylece. Kapanış şarkımız da Teoman'dan gelsin. Yatma vakti geldi artık. Rakı, balık harikaydı kaptan. Eline sağlık. Son bir kadeh dostlar için. Artık aramızda olmayan. İnşallah onlar da mutludurlar. Mavi, mavi. Bu güzel eylül akşamüstü. Her yer masmavi. <laughs>